Kendim Hüseyin Daşçı. Hızır oğullarından. Bize Daşçılar diller. Biz altı kardeşizdik. Şimdi evde un kalmadı, ekmek kalmadı. Şimdi babam, şurada bir Haccal'ın Ömer vardı. Ondan tuttu, 3-5 güğüm pekmez aldı. Buradan Akışı'ya gider. Zehmerik, kar şurada. Gazi Kapak'ta. Biz acık. Biz altı kardeşik. Hep küçük küçük. Babam gider bu bekmez orada arpa mı bulur, buğday mı, yulaf mı bulur. Hep karışık, parman karışık. Bunu çuvala doldurur. Un yapar, un. Biliyor musun? Un yapar. Oradan değirmenden gider. Orada bir komşuya biraz un verir. Orada birkaç tane yuka ekmek yaptırır. Gece saat 2-2.30. Aynı gün. Babam oradan gelir, bağırır. Hanım, buyur aman geldi der anam. Babamın da siyrekte sahalı vardı, şöyle buz tutmuş, cığır cığır ötüyor. Git uşaklar aç mı dedi, bir şey bulamadım dedi. Şimdi oradan habeyaş idi. Biraz yuha çıkarttı, biz yedik. Efendim, annem gidi, ebemle dedem de sağa. Şunlar ebemle dedeme günde, anamla babama günde, onlar da yedi. Böyle bir günler geçti kardeşim. Hacı Osman ağam gelmiş, Hacı Osman vardı, o anadırdı. İşte yattıklarını, idam olacaklarını kaçmışlar 3-4 gün askerden. Sonra sahpeler asıldı boğazına, ağlı yok, gidiyor yok diyor. Nihayet diyor, 6 gün gitmiştik diyor. Gittik teslim olduk diyor, afettiler diyor. Bir de diyor, bir kadın geldi diyor, kadın. Ekmek verdik, su verdik diyor, aç. Bu onbaşı dedi ki, ben bu kadını vuracağım dedi. Ya arkadaş, niye vuracaksın sen bu kadını? Yahut bak, ne güzel bir şey, ekmek yedik, su yedik. Fuhara çekti, vurdu diyor. Kadın diyor, boynuna sarıldı diyor. Kadın bir yana düştü, ben bir yana düştüm. Düştü diyor, çocuk diyor, öldüler diyor. Şimdi biz oraya kömdük diyor. Gece onlar, taslar gelir diyor. Bizim çadıra diyor. Dararlar diyor. Arkadaşlarım hepsi öldü diyor. Ben ortalarında bana nasılsa ölmemiştim diyor. Nihayet diyor, sabah oldu, yıkındım kalktım. He, yüzbaşı geldi diyor. Lan Hacı Osman dedi diyor, oğlum dedi diyor. Sizin orada deniz var mı dedi diyor. Yok dedim diyor. Lan deniz olsa sana bir şey olmazdım işte diyor. İdamdan kurtuldum. Ondan sonra ben ölümden kurtuldum. Daha sana. Şurada bir yarası vardı, devamlı su akardı, kurşun yarası, devamlı, açıydı. O günleri gördük. Başka ne istiyorsunuz? Harman'dan gelince şöyle, o zaman bir öşür vardı, öşür. Vatandaş buğdayını, o zaman işte İnönü zamanında bunu saklayıp gizlemesi yok. Vatandaş buğdayını böyle zibiller arasına, samanlıklara girer, kömeler de kaçırdım. Öşürcü gelecek. Yoksa savuramam. Senin harmanın burada, o benimki bilmem nerede. Ondan müsaade alacağım. Hadi rüzgar olmasa ne olacak? Çıkarttığımızı da mühürlerler. O vaziyette. Ha bir de şunu anlatayım. Babam bizi şöyle düzdü. Babam da çok deliydi. Öşürcü geldi. Eve aradı, daradı, buğday bulamadı diyor, nereden buraya? Yalnız 3 mutluluk bir ambarımız var. Onu babam kuzeye hemen un yuttu, onu bastık. Aç kalmayak diye. Şöyle vurdu, tahtaya şey etti, boğ dedi. Bu bunlara çok dedi. Ya şu tahttan yuvarısından ak dedi. Babam dedi, kız gülerim dedi, buyur dedi annem, patrayı getir dedi. Adam dedi, ne olacak dedi. Ne olacağı var mı arkadaş? Şunun için öldürürüm, kalan düşüne gider.
Ali Hoca'nın İzzet'i aradı. Dedi ki, ya bu ne diyor? Yapar bu adam dedi. Hala Allah'ını seversen kesilmedi, bıraktılar gittiler. Bu kadar yeter herhalde. Hem firgatlı yakmadın zararını. Ötmen ölür, ötmen ölür, ötmen ölür, ötmen ölür, derdi derde batma ölür. Benim derdim bana yeter, bir dertten sen atma ölümü. Ben 1967 doğumluyum. Savlan ilçesi Çivlik kasabası. Şimdiki Hürriyet Mahalle oldu. Hürriyet Mahallesi doğumluyum. 56 yaşındayım. Emekliyim.
Hemen hemen 30 yıllık esnaflık yaptım. Bir şeyden dolayı, bir operasyondan dolayı, ameliyat operasyondan dolayı bıraktım. Şu anda emekliyim, arkadaşından takılıyoruz yani. Gurbet'e 2004'te gittim Avrupa'ya. Ondan sonra gittikten sonra, 2 yıl kaldıktan sonra tekrar dönüş yaptım. Orada kardeşimin kebap vardı, kebap işinde çalıştım. Gurbet hayatı, biz buradan oraya giderken, tam oraya gidince şunları gördük. Fikren 500-200 yıl gerideyik, 300 yıl. Mali yönden 1000 yıl gerideyik. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya varınca ayağımızı indirdiğimizde eyvah eyvah dedik, tamam mı? Ulan bizi bu zamana kadar nasıl kandırmışlar, aldatmışlar. Binalara bakıyorsun, yeşilliklerine bakıyorsun, imar planına bakıyorsun, insanlara bakıyorsun. Çok modern bir şekilde herkes birbirinin hakkına razı, tamam mı? Herkes hakkına razı, herkes birbirine güvenmiş. Halk devlete güvenmiş, devlet halka güvenmiş. Biz bunu orada bunu gördük. Anlatabiliyor muyum? Onun maalesef buralarda bunu göremiyor yani bu ülkemizde. Yok, bu işten anlamıyorum. Sadece arkadaş için geldim, tamam mı? Böyle yardımcı olayım diye. Tamam mı? Boş vakitim geçsin diye. Buradan gurbetçilere bol bol selam söylüyorum. İşlerine başarılar diliyorum. Allah işlerin gücüne rast getirsin. Bay bay. İhsan Şahin Çiftlikliyiz. Burada bu eksikliği gördük. Peyzaj. Bu çevrede de yok. Bu ilçelerde de yok. Biz de buraya bir yatırım yaptık. Kardeşim de okudu, ziraat mühendisi oldu. Ona bu dükkanı açtık. Bahçe mobilyası. Salıncak. Süs bitkileri, meyve ağaçları. Bunun üzerinde halkımıza hizmet et diyoruz. Süs bitkileri, salon bitkileri, meyve ağaçları. Zaten nerede ne üretiliyorsa onu oradan gidip kendimiz seçip alıyoruz. Dış çiçekleri Adana'dan getiriyoruz. Taflandı, çıtırdı, onları Sapanca'dan getirdik. Meyve ağaçlarını İzmir'den getirdik. Bazı gül çeşitleri var. Kamelya, gardenya, onları Rize'den getirdik. Yani en kaliteli malzemeyi halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz.
Burada toplamda 200-250'nin üzerinde çeşit var. Kardeşimiz ziraat mühendisi olduydu. Büyüğü olarak da başına ben varım. Yani mesleğini yapsın diye. Hem de halkımıza ayağına hizmeti getirmiş olduk. Biz açalı bir yıl falan oluyor. Yavaş yavaş, yani biz hemen bir şey beklemiyoruz. İkinci yıl, üçüncü yıl Sarıoğlan'ın çevresindeki köylere, Akışlı'ya, Akışan'ın çevresindeki köylere herkese hitap edeceğiz inşallah. Bura normalde 2,5 dagar. Ortalama 1500 dagarda malzememiz var. Müşteri siparişini veriyor, aracımız var. Aracımızı da götürüyoruz, teslim ediyoruz. İsteyen, yani yaşlı zaten buradakilerin çoğu, söylediği zaman aracı buluyoruz. Diktirmeye falan yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Bakımında zaten bunlar tutmuş malzeme. Ekiyor, sadece sulaması var. Sulamasını yapıyorlar, başka bir şey yaptıkları yok. Burada yok, bu çevrede de yok. Sadece biz varız. Ne Akışa'da var, ne Bünyan'da var, ne Gemerek'te var. Bu çevrede tek biz varız. Kendi yerimiz. Geçen yıl başladık. İnşaatı 7. ayda falan ancak bitirebildik. Fiyatlar Kayseri ile karşılaştırsınlar. Kayseri'den daha uygun fiyat. Kesinlikle araştırmadan, bakmadan bizden alışveriş yapmasınlar. İsmim Osman, soyadım Arık. Çiftlikliyim. Vehbanı'nın yanında kahyayım. Burada yağ üretiyoruz. Organik yumurtalarımız var. Girabolumuz var. Kayısı, elma, ağaçlar işte. Burada da sırf organik, yani burada kimyasal, ilaç falan hiçbir şey yok. Vallahi tam net olarak bilemiyorum ama 2,5-3 sene oldu herhalde. Yağlarımız da çok kalitelidir mesela. Testten geçti, sınıfı geçti, başarılı çıktı. Allah yeni daha işte bir iki senedir böyle yani testi aldık. Bunları numunesini falan yaptırdık. Patedi falan her şey normal, güzel çıktı. Yağlarımızın ruhsat işimiz var, ruhsat da alacağız inşallah yakın zamanda. Vallahi şu an ben burada köylü yesin diye yani biz 400 liradan satıyorum 5 litresini. 5 litresi 400 liradan gidiyor yani burada. Satılıyor. Bunları yani burada satmadım şu anda ama bunları da burada satarsam 140 liraya, 150 liraya. Şişe maliyetli olduğu için hani mecbur maliyeti karşılamam lazım. Vallahi işte şu an elimizde karabuğday ekti buraya. Vehbam işte buraya patron. Buraya işte buraya ektik. Siyez, karakılçık unu falan. Bunları yapıyor. Biz buradayız işte buranın. Her şey bizden sorumlu. Biz kahyasıyız oğlum. O ağa, ben kahya. Hacı Kıyak. İbrahimoğlu Hacı Kıyak. 39 doğumluyuz. Okula gittim. Diploma almadan çıktım okuldan. Dördüncü sınıfta bıraktım. Kafa almadı. Okuldan sonra babamın çiftçiliğini yaptım. Ziraatçılık. Tek sapan. Çift çift. At, öküz. Bu arazilerde. Arazinin bir sene bir tarağını ekersin. Bir sene bir tarağını ekersin. Buğday, arpa, mercimek, pırçak. Tarım zordu da bundan güzeldi o zamanlar. Tohum şey yoktu, gübre yoktu. Güzel buğdaylar denesi çok güzel olurdu. Harmanı ya araziden getirdim, gördüğün çimenin üstüne bazen çimeni olanlar vardı. Olmayanlar da kuru toprağa sularlar, burayı lollarlardı. Onun üstüne dökerler, orada harman yaparlardı. Düğenle sürerlerdi. Evet, öşürü bilirim, evet. Yokluk olmaz olur mu? Biz de elbiseyi bilmezdik biz. Ayağımızda çiftinen çarık süre...
Çarığına çit sürerdik biz. Evet. Çarık ayağını sıkar, kurur. Gelin ayağını çıkarırsın. Yoksuzluk. 3-5 sene, 5 senede bir elbise alamazdın. Ebem dedem yoktu. Babamın annem vardı. Biz 5 kardeşlik. 3 oğlan, 2 kız. Büyük abim vardı. 33 doğumluydu. 8 sene oldu vefat edeli. Abim Sarıoğlu'na falan dükkan işletti. Ben ziraatçılığı yapardım babamla beraber. Kardeşlerim ere gittiler, kız kardeşlerim. Babamla biz yapardık çiftçiliği. Duydum da bilirim de bizim buradan Yemen'de falan kalan olmuş. 13 sene askerlik yapmışlar adamla. Affedersin hayvanların, atların tersinden çıkan arpaya alırdık, yirdik diyor da o insanlar. Eskiden örf adet gelenekler bir ara ekin zamanı olsun, bir ev yapıyorsun. O zaman ev yaparken toprağa çamur kararla beşerik dillerdi. Onu senin gücün gitmez yani. Paran da yok, o çiftlikler yoktu. Konu komşu gelir, toplanırlardı 15-20 kişi. Konu komşu o çamuru kuruyana dam atarlardı. Damda tesviye yaparlardı bir iki arkadaş. İş bitti miydi? Ev sahibi güzel bir sofra kurardı. Tatlısı, mantısı güzel bir sofra kurardı. Vatandaşın kanını doyururdu. Vatandaşa teşekkür ederdi. Vatandaşta bir şey değildir. Buraya giderdi. O zamanlar öyle bu zamanlar gibi öyle kırgınlık falan yoktu öyle bir şeyler. Sonra harman zamanı. Harmanda sen tek kişisin. Tek kişi arazından ekenini biçip kaldıramadın. Gücün yetmiyor. Gene 5-10 kişi gider tırpanına elini alır. Giderdi o ekinleri biçerlerdi. Tekrar öküz arabasıyla giderlerdi. O arazideki buğday sapını alır gelir harmana dökerlerdi komşular. O kadar yardım olurdu eskiden. Otobüs yoktu. Kamyon vardı o zamanlar. 2 tane kamyon vardı köyümüzde. Kamyonla hatta bizim köye bile yuhar köylerden gelirdi. Kamyonla Kayseri'ye giderler gelirdi vatandaş. Hayvanlarla beraber affedersin. Öne insanlar oturur bir taşıyla oraya sedir kollardı. Hayvanlar da arkada kalırdı. Vardı evet, kanımız vardı. Kanı yolma dedik biz. Pırçak yolma olur. Onları hanımlar kaneye otururlardı. 3-4 kişi bir tarafa, 3-4 kişi bir tarafa. Ben de mesela ben mal sahibiyim. Ohun ortasına otururum. Hayvanları kakıştırarak araziye giderdik. Gelip giderken de at arabasıyla bilhassa sonra atlar çıkındı. Atlar çıkındı da hanım kızlar türkü falan çağırardı. Lülülüm çalarlardı. Çok çok güzel olurdu o zaman. Atlarına yarışa giderlerdi. Doktorumuz da yoktu. Doktorumuz yoktu. Köyde yoktu. Köylü hanımlar vardı. Alışmış. Onlar hanım kızları, hanımlar falan onlar ebelik yapardı onlara. Demirci de vardı. Demirci at, hayvanlara affedersin öküzleri, atları demirciler alırlardı ayağını, nal çakarlardı. Öküzleri yatırlardı. Ayaklarının altına üçgen bir ağaç koyardı, onu yatırlardı. Ayağını bağlardı. Ayağını bağlayınca öküzlerin ayaklarını alırlardı. At da ayak üstünü alırlar atı. Tek ayağını tutar şöyle kaldırır. Ayağını yonar hayvanın. Ondan sonra nalını koy çakardı çivisini. Kışın kışın çok fena kar olurdu. Ben görmedim. 50-60 senedir ben kar görmedim. 84 yaşındayım ben. Hiç kar görmedim şimdi bak. Avrupa'da bile kar yok. Sarıoğlan'a giderdik. Akkışlı'ya ben bir iki kere gittim de. Sarıoğlan gitmezdi. İşimiz düşmezdi. Deprem oldu da kıymetsiz burada. Sarıoğlan'da da oldu. O kıymetsiz bir şeydi. Bunun tarihini bilmiyorum. Ben Sarıoğlan'da kaldım. Abim vardı. Bakkalımız vardı. Ufak bir bakkal orada. Hafif bir duvarlarda kerpiç duvar olduğundan bayağı yardı duvarları. Evet. Küçük küçük çok dükkan vardı burada. 8-10 tane dükkan vardı. Köylü harman zamanında köylüler, gençler harmandan buğdayı anadan babadan çalarlardı çici. Çiğ dedik. Ya savurun ondan sonra yığılır. Ona çiğ diller. Onu gençler torbayla yahut bir ufak tefek bir şey alacak olursa mendille
mendile doldurladı, götür bakkala götürürdü. Bakkal, o da ne alacaksa lohum, sucuk, püsküt, onu harmanı getirirdi. Arkadaşlarla beraber, ev nüfusuyla beraber yillerdi orada. Oyun okullardan, okuldayken biz çıkardık oyunu. Eskiden belki şimdi de var biliyorsun, uzun oğluk diller. İnsanlar birbirine tutar da şöyle sırt kafa kafa istiyor onlara. Bir de şey diller, bir dur bir diller. Tek adam yatar, onun üstünden hotlarlar ya. Ona okuldayken öyle yaparlardı. Cirit ben o abilerim zamanında vardı. At ciridi. Birisi sarı olandan gelin getirdi. Eski okulumuzun orada harman vardı. Oralar bütün harmanıydı. Orada harmanda cirit atıyla cirit at oynadıklarını bilirim ben. Kuleş tutarlardı, evet. Kuleş tutarlardı. 3-4 tane burada düğün oldu. Çanakkale'den bir de Sızır'dan pehlivan geldi. Yağlı güleş yaptılar. Çok güzel güleşirlerdi. O giderlerdi, evet. Evet. Çok hava giderlerdi. Sonra kışın da hava giderlerdi. Kurt avlamaya giderlerdi. Köpekler çoğu olurdu. Koyun köpekler olurdu. Koyun köpeğinden atınla kurt avlamaya giderlerdi arazinin dışına, köyden dışarıya. Burada köyde 4-5 sürü davar vardı burada. Evet, birisi köyün sabahına gider, akşamına dönerdi. Ötekiler daima yazıda kalırdı. Tığır iki mahallede birikirdi. Evet. Birisi caminin olduğu yerde, Ulu Cami'yi gördün ya, Ulu Cami'nin o meydanda toplanırdı. Birisi de yukarıda belediye çıkarken orada bir geniş yer var ya, fırının. Orada birikirdi. İki çoban vardı onlar. Sabahına götürür, akşamına getirirlerdi. Gittiler, Avrupa'ya gidenler 61'de falan giden oldu. Bizden evvel çok giden oldu. Kömür madenine gittiler 4-5 kişi. Biz gittik. Ben en sonu ben gittim. 73'te gittim. Estağfurullah, 73'te en sonu oldu. Ben 70'te gittim. 30 sene kaldım ben. Berlin'de gittim ben. Orada cam fabrikasına gittim. Cam fabrikasında kontratlı olduğumuz için sen kim olursa olsun bir sene kontratlı oluyorsun. Ondan sonra gönüllü oldun muydu? Çıkışını alıyorsun oradan. Başka yerlere giriyorsun. Paralı yerlere. Kendini yormayacak bir işlere giriyorsun orada. Gözlemez olur mu? Gözüne tütüyordu. Kullukları tütüyordu affedersin. Ya, o kadar güzel oluyor. Canın çıkıyordu. Konuyu konuşuyor o kadar özlüyordun mu? Özlemez olur mu vatan? Orada dilin yok, dişin yok. Dil bilmiyorsun. Marketlere gidersin. Şeyce konuşsun. Tarzınca dilini anlatırsın, elini anlatırsın. Hiçbir şey bilmiyorsun. Çok zor, çok. Uçağla geliyorduk. İstanbul'a geldik. Oradan İstanbul'dan da buraya otobüsle geliyorduk. Köy görün toprakları öpüyorduk, topraklar sarılıyorduk. Ya öyle memleket bambaşka, memleketin var mı? Şimdi de öyle memleketimiz güzel de. Bakma işte gözüm görüyor biliyorsunuz. Çoluk çocuk burada kalıyor. Bereket versin ki ben çoluğumu çocuğumu götürdüm. Ben çocuklarımı bir sene geldim izin, ikinciye gelmedim. İkinciye gelmeyince çocuğumu götürdüm, ben ailemi götürdüm. İki tane çocuğum var, bir kızınla bir oğlum var. Beni duygulandırdın. Kızım, oğlum, gözlerinizden öperim. Allah'a emanet olun yavrum. Hayırlı işler size yavrum. Benim ismim Necdet. Hayvancılığına uğraşıyorum. 5 yıldır bu işine uğraşıyorum. Süt üzerine uğraşıyor. 5 tane neyimiz var. Günlük ortalama 40 kilo süt çıkıyor. Sütçüye veriyoruz, satıyoruz. Vallahi verim de şu aşamada kurtarmıyor. Sütü ucuz alıyorlar. Kurbanlıkta işte her sene bir tane, iki tane içinden çıkıyor. Buzağısında ihtiyacı oldukça satıyoruz. Böyle dişi olanları da inek yapıyoruz işte, bırakıyoruz. Vallahi yemini bu tarladan, arpamızı, balyamızı tarladan çıkarıyoruz işte. Kendi yapamadıklarımızı da satın alıyoruz. Arpa, buğday, pancar, yonca, yulaf, yani hayvanların yiyebileceği şeylerden ekiyoruz. Traktörümüz var, yem karma makinesi var.
Ben çiftlikliyim. 1955'te burada çiftlikte doğmuş Hüseyin Çopur'un oğluyum. Gittim, ilkokulu bitirdim. 13 yaşımda da buradan kaçıp İstanbul'a gittim. Kendim aslında kalorifer su tesisatçısıyım. Sonra 1900 askerliğimi burada yaptım, Urfa Akçakale'de. Hudutta jandarmaydım. Askerliğim bitip geldikten sonra 2 sene burada su işlerinde çalıştım. Ondan sonra da 79'da da Hollanda'ya gittim. Bir halamın oğlu vardı. O bana işte oraları anlattı. Ben oraya aslında orada kalayım diye gitmedim yani. Benim zaten orada kalorifer su tesisatçı işleri yapıyordum. Sadece bir gidek de görek gezek diye gittik. Ondan sonra oraya bir dağıldık. Ne kopabildik ne gelebildik. Ondan sonra da geleyim dedim. Şimdi bizim de burada biraz ismimiz cismimiz var. Bize biraz birkaç arkadaşım da vardı burada. Biraz deli deli doluyduk. Ha, ondan sonra bizim dedik ki lan şimdi biz oraya gitsek bunlar diller ki. Gene orada da duramadık açtı geldi demesinler diye. Oraya bağlandım. Orada da bir Hollanda firmasına girdim. Bu aynı bizim bu et balık kurumu gibi. Büyük kesimhane yani. Orada da mezmane diyorlar. Şimdi orada ben kasaplığı öğrendim. 34 sene bir firmada kasaplık yaptım. Şefiydim yani, firmanın şefiydim. Patron Hollandalıydı ama. Ondan sonra kardeşimi götürdüm. Ondan sonra kardeşimi yanıma aldım. O da orada işçi oldu. Bacımı götürdüm, eniştemi götürdüm. O da orada işçi oldu. Ondan sonra o zaman bir zamanlar orada konfeksiyon işleri çıktı. Ben buradan bir şirket kurdum. Geldim. İşte bu bizim çocukların alayını bir adam buldum. Ne kadar burada bizim köylü uşağı 57 kişiyi oraya gittiler o şirketine. Herkes orada çalıştı, bir şeyler oldu. Sonra konfeksiyon işleri orada bittikten sonra bir an oradan İngiltere'ye gitti. Şimdi hep İngiltere'ye gittiler yani. 8-10 kişi de onlardan bizim orada kaldı yani. Vatan özlenmez mi? Mecbur özlüyorsun. Doğduğun yer, büyüdüğün yer. Diyorum ya bizimki orada sadece mecburiyet gibi bir şey yani. Vallahi elimizde o zamanlar Türkçe, Hollandaca şu şiirler vardı. Kitapta yani işte hani tercüme şiirleri. Ha onlardan diyelim bununla birine konuşurken işte Türkiye'den ilk gittiğimizde oradan işte sokaklarda telefonlar vardı. Ama bizim burada telefon yoktu sadece postaneden. Oradan telefon ediyorum. Buradan postaneden senin ahrabanı çağırıyorlar, bekliyorum. Ondan sonra benim ahraban postaneye geliyor. Ondan sonra tekrar arıyor, öyle görüşüyorduk yani. Ben mektubu pek sevmem ama arada yazıyorduk tabii. Ben hep arabayla gelir giderdim ama uçağınla da gelip gidiyorum şimdi. Uçağınla da gidiyorum, arabayla da gelip gidiyorum. Trenle mi? Benim zaten ilk oraya gittiğimde trenle gittim. Hollanda'ya ilk gittiğimde. Şeyden İstanbul garından şu Sirkeci'de şeyden oradan Sirkeci'den bindik. Dayımın oğlu var onunla beraber. Oradan işte Bulgaristan, İtalya, Fransa öyle gittik yani. Orada 9 tane torunum var. Hepsine selamımı söylüyorum. 4 oğlum, bir kızım var. Onlara da selamımı söylüyorum. Eyvallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Duran Tatlı'nın oğlu İsmet Tatlı. 1952 doğumluyum. O zamanlarda sua işleriyle uğraştım. 14 yıl Arabistan'da kaldım. Annemi babamı götürdüm. Hanımı Ümriye gönderdim. Yapabileceği kadar yaptım. Evet. İlkokul 5. Yok, İrel'de oturduk. Buraya 2 kilometre aşağı, 1,5 kilometre. Bu evi babam 90 yaşında vefat etti. Daha babamdan defit daha evvel bu ev ya. Aşağı yukarı babam 32 bakayım, 90 öyle olacak.
27'li olması lazım babam. 29 dolar asker oldu, 27'li babam. Buranın birine ocak koymuşlardı benim geldiğimde. Biri 70, hayvan için, 72'de, biri oturma yeri. 73'te geldim. Birine burada ocak koymuşlar, burada yiyip içip oturuyorduk. Şurada da atlarla düven sürüyorlardı. Burada at. Geldiğim sene motor aldık. Burada dıkılı durur ya. Burada bir niyemiz vardı. Bizim kaç sene burada biz sağdık. Burada durdu danasıyla geldi. Buraya şimdi diyorum ya. Biz de odun doldurduk. Diyor ki kalın şey geldi. Doğalgaz geldi. Odunu diyor. Yahak da bitirek de diyor. Şey de diyor. İşte böyle birilere yakıyor. Bitmiyor onun ağzından. Çoğu ya 90-100 TL'ci ya. Onu da kalın hayrımızdan bile ciyak. Dışarıya çalıp yakacak mı? Bir şey de ciyak. Ben adam bekillerdir. Bekiller. Dumanlar, soy açısında duman. Soyadımız duman da bekillerdirler. Bizim şeyimiz burada en çok hemen hemen bizim... Belediye caddesindeylerdi bunlar. Köşeye bakıyorlar şimdi ya. Soy ağacı mı diyorsun ne? Hemen hemen koyu yarısı bizim sıkıştık. Burada bu Kayantamgül tarafı başka yerden gelmiş. Vallahi ben anamdan dual iş görürüm. Benim kardeşim, ben 7 yaşındayken mi, 8 yaşındayken mi vurdular, öldü. Babam yalanız oldu. 5 kardeşim vardı. Kaza koşunuyor valla. İşte burada atla saman çektirirlerdi, bahçe sürdürürlerdi, bağ sürdürürlerdi. Burada iş görür. Buraya da geldik, 13 yaşında da buraya verdiler, savdılar, kargıdan kurtulak diye. Atı, ben tarlalarda at, saman çekerdim, sap çeker sürerdim oğlum. Hep bana gördürürlerdi. Sabahına beni kaldır razenden eve savardı, git pancarada suyu yık, ben varıyorum diye. Bir gün bir eşek şöyle at, kurtunuyla çıktı. Eşek kaçıyor, ben kaçıyorum, eşek kaçıyorum. Sonra baktım kayboldu. Babam arhamdan yetişti, camiden çıkmış geldi. O ne kızım? Bir şurada eşek vardı da bulat tutamadım. Kızım o eşek değilmiş, o cinmiş, o senin arasına korktun mu seni dedi, bayaca dedi. Korkmayı ne bilmezdim, ne bileyim ben öyle yaşadım, zarı öyle şey derdim. Yokluk daha da baba çekiyor. Baba tarafında oluyor tabii ya. Daha da olursun. Babam da yokluğumuz yoktu. Babam çok iyiydi. Çok iyiydi derdi. Ama gelelim. Şincik. Oğlan olmadığında 5 tane kızıdık. Babam da şeker hastalığı. Koyda en ilkin benim babam tutuldu şeker hastalığına. 25 sene çekti. Ondan kirli 70 yaşında öldü. Var var. Babası şimdi, duvar ustasıydı. Duvar, kapı, pancere o hepsini yapardı. Kereste işlerine bakardı. Kereste. Öyle su içmeye bardak dirdik onu yapardı, ekmek tahtası yapardı, her şeyi yapardı. Vardı, benim emsalım vardı bir tane bizim köyde, ebe olduydu. 3 sene ortaokulu, yani o hadi ebe oluyordu. Benim abim ölünce babam salmadı. Yoksa ben çok zekiydim, okudum da aslında okutmadı. Dedi ki benim ağrımın acımının bende de okul yap da ebe gidemem dedi. 3 sene okuyan ebe oluyordu o zaman. Öyle şey oldu, şeye gidiliyordu, oran nereydi? Köyde seyar gelirdi. Öyle bizim köyde çekenler vardı. Kırkanlılar vardı. 3 tane çeken vardı bizim köyde. Üçü de şiğne çekiyordu. Öyle morfin ne yiyordu. Sürüyü çekiyorlardı. Benim köyde şöyle 3 çatal olurdu. Biri omuzuma çökerdi, biri çekerdi. Hep de o zaman paklettim ağzını. Tallada dişimiz ağrıdı. Alır gelin dedi. Çektire girip götürüp tallaya kollardı iş bölümünde. 200 tane dokudum bir il ufaklı. Benim asker haçlığımı buna aydı. Daha sühat oldu, o iş görüyor, o iş görülmez olur. Şincikler yaşıyor. Çok iyi, şincik çok memnunum ben. 51 senedir oğlumun arkadaşım ya. Oğlumun çok rahat. Biz çok rezillik çektik, oğlumun şahımız çok rahat. Hüseyin Duman vardı. Oğlu Ahmet Duman'ı. Osman Çıtak vardı. Mustafa Tatlı vardı. En iyisi şeydi, şu şey evet. Vardı ya. Şey vardı bir tam. Far bir şey dillerdi arabaya. Aruf. En ilkin o vardı. Mehmet. Burada. Mehmet diye dillerdi evet. Benim amcam Kore'den geldi. Çavuş amcam dirdi. Onun çok şeyi o çekti. O rezillik çekti. Tam kafasında daha 10 tane kurşun vardı. 10 tane kurşunu vardı daha. O zamanca da yaşadı. Şerapların alı mı diyorlar neyse işte. Dudağında neydi daha hep kurşunlar vardı. Evet bir şey çavuş oldu işte. Çavuş dillerdi. Çavuştu geçiyordular. Ben öyle. Gittim 14 sene gittim Arabistan'a. Döndüm bizim işte. Bizim motor haba dolu. Bizim şey diyorlar İngiltere'de. Bizim burada çiftlik mi büyük kişi var ya. Çiftlik mi büyük Türkiye mi büyük diyorlarmış. Türkiye'den İngiltere'de. İngiltere'de. Öyle düğünle olunca öyle diyorlar. Çiftlik mi büyük Türkiye mi büyük diyorlarmış. Allah sizden de razı olsun oğlum. Herkese selam olsun. Çok Türkiye'ye sağ olun. Herkese selamlar. Allah herkesin iyiliğini Allah versin. Allah'tan da taş diyedirmesin. Ortalığa düzenlik versin oğlum. İnşallah herkese yardım etsin.